Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere telefonunuzu az da olsa hızlandıracak birkaç yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem telefonunuza herhangi bir zarar vermez ya da pil ömrünü tüketmez. Zaten ekstra bir yazılım indirmiyoruz. İçinizi rahat tutun arkadaşlar. Bu yapacağımız yöntemler telefonunuza asla bir sıkıntı yaratmayacak. Şimdi fazla uzatmayalım isterseniz, direktmen işin başına koyulalım. Arkadaşlar, öncelikle telefonunuzu yavaşlatan uygulamalar. Mesela çok fazla uygulama varsa, ki bende çok fazla, mesela işte fazla oyun indiriyorsunuz ya da ne bileyim fazla program indiriyorsunuz. Bu tür şeylerden kaçının. Telefona zararlı olarak mesela bazen bir uyarı geliyor. Ne diyor işte, ne bileyim ZG durduruldu diyor mesela. Demek oluyor ki bu uygulama telefonunuzu çok yoruyor. Telefonunuz bunu tam böyle destekleyemiyor. Yani uygulamayı güç tasarrufunda çalıştırmanız gerekiyor. Ya da uygulamayı çok fazla kullanmamanız gerekiyor. Ya da uygulamayı çalıştırırken buradan yukarıdan aşağı indiriyorsunuz. Aşağı tarafta sizde güç tasarrufu modu olur. Onu kaldırın. Son olarak ayarlara giriyoruz şimdi arkadaşlar. Bazı hızlandıracak tekniklerden bahsedeceğim size. Mesela bakın, ana sayfa 1 saniyede falan geliyor. Bunun bir böyle bir şeyi var sanki, kasıyor gibi. Geliyorum sisteme. Burada arkadaşlar telefon hakkında diyorsunuz. Daha sonra burada derleme numarasına 4-5 kere bastığınızda geliştirici seçeneklerini açıyor gördüğünüz gibi. Şifremizi istedi bu arada, ekran kilidi şifremizi, ve buraya geliştirici seçenekleri geldi. Derleme numarasını unutmayın. Daha sonra arkadaşlar geliştirici seçeneklerinden aşağı doğru iniyorsunuz. İndiniz. Evet, hala iniyoruz. Evet, bak burada pencere animasyonu ölçeği var. Mesela şu sizde yüksek ihtimal dar olacak, bunu yok yapın. Pencere animasyonu ölçeğini kapatın. Daha sonra geçiş animasyonunu da kapatın. Animatör süre ölçeği, bunu da kapatıyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar, şimdi telefonunuzda bakın az da olsa böyle bir şeyler tık tık diye geçiyor. Yani bu telefonunuza bir gıdım bir yükseltme yapıyor. Bazı yazılımlar indirerek de arkadaşlar telefonunuzu hızlandırabilirsiniz. Ve Optimizer'ı sürekli kullanın arkadaşlar. Hem gerçekten rahatlatıyor telefonu, hem de temizliği yapıyor. Bunun dışında dediğim gibi çok fazla uygulama indirmemeye özen gösterin. Umarım yararlı ve öğretici bir içerik olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu videoların devamlılığı için kanalıma abone olup videolarımı da desteklemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar. Ha bu arada V3.5 sistemi hakkında birçok kişi soru sordu. CSGO testi özellikle çok soruldu. Sağ üst tarafa tıklayarak CSGO testine de ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hoşça kalın.